Efendim merhabalar iyi günler HaberTürk TV ve Bloomberg HT ekranlarına hoş geldiniz. Önemli bir yayın için karşınızdayız. Fevzi Çakır ben. Bugün Bloomberg HT ve HaberTürk TV ortak yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i e ağırlayacağız. Oldukça önemli bir e, röportaj gerçekleştireceğiz. Zira Türkiye kısa bir süre önce gri listeden çıktı. Sayın Bakan da Singapur'daki o önemli toplantıdaydı. Ayağının tozuyla buraya Habertürk TV ve Bloomberg HT ekranlarına geldi dersek herhalde yanlış olmaz. Sayın Bakan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Efendim gri liste dedik oradan başlayalım. Oldukça sıcak bir gelişme aslında uzunca bir süredir de beklediği bir gelişmeydi Türkiye'nin. Siz de ilk göreve geldiğiniz anda buna dair Türkiye'nin ev ödevini büyük oranda tamamladığı ve kısa bir süre içerisinde bu listeden çıkacağına dair bir beyan vermiştiniz. Gerçekten öyle oldu. Singapur'daydınız. Nasıl başardık diyelim. Zira siz de bunu başardık diye duyurdunuz. Oldukça çok yankı buldu bu sözleriniz. Tabii bir ekip çalışması. Yani bu noktada e, daha önceden bir mevzuat çalışması yapılmış. <laughs> Ama en önemli konu uygulamada etkinlikti. Yani gri listelere yani gri listeye girmek kolay. Çıkması oldukça zor. zor. Daha yeni Monaco'yu gri listeye aldılar. Hala Avrupa Birliği üyesi olup da o listede olan örneğin Bulgaristan, Hırvatistan gibi ülkeler var. Hı hı. Yani dolayısıyla e, gri liste konusu böyle bir konu. Ve sürekli değişen sadece mevzuat değil, esas olan uygulamada etkinliğin sağlanması. Uygulamada etkinliğin sağlanması için tabii ki biz gelir gelmez birçok sorunu çözmek üzere ortaya bir program koyduk. Bu konuda da doğrusu özel bir çabaya girdik. Ve Cumhurbaşkanımızın tabii desteğiyle ben Adalet Bakanımızla görüştüm. İçişleri Bakanımızla görüştüm. Daha sonra İçişleri Bakanlığımızın tabii katkıları çok büyük oldu. Özellikle buradan şunu ifade etmek isterim. Yani İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımızın desteği olmasaydı bu listeden çıkamazdık. Kendilerine. Sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışması sonucu ortaya çıkmış bir başarı değil aslında. Tabii ki değil. Tabii çok ki daha bu, büyük bir... Bu bir ekip çalışması ve uygulamada etkinlik savcılarımızın, hakimlerimizin eğitiminden hı hı. tutun. Ee, yine kolluk güçlerimizin e, bütün bu konulardaki başlangıç aşamasındaki e, dediğim gibi değerlendirmeleri oraya odaklanmaları çok önemli. Çünkü biz çok net bir şekilde daha sonraki süreçte tabii MASAK başat rolü oynadı. Hı hı. Hazine Maliye Bakanlığı olarak. Ben e, geçen sene, haziran ayından itibaren ...bir araya geldi. Hemen hemen... ...bütün maliye bakanlarıyla. Önemli ana gündem... ...maddelerinden bir tanesi buydu. Bakın biz teknik olarak... ...gereğini yapacağız. Bu süreci siyasallaştırmayın. Dolayısıyla bu bir teknik süreçtir. Yanılmıyorsam Temmuz ayında... ...geçen yıl bir tweetiniz de vardı. Ben ee, o anlamda gri listeye dair... ...sizin çalışmaları incelerken gördüm. Arkadaşlar o tweette hazırsa... ...ekranı bir yansıtalım. E, dün akşam görmüştüm. ...orada aslında bu hedefi ortaya koyan bir e, tespitiniz de vardı. Tabii tabii. Çünkü bizim finansal sistemin güvenilir olması lazım. İhtibarlı olması lazım, saygın olması lazım, sağlıklı işlemesi lazım. Biz bunu bir listeden çıkmak için yapmadık. Hı hı. Yani bu çabalar, tabii ki listeden çıkmak önemli bir kazanım. Ama buradaki esas amaç, Türkiye'nin saygınlığını... ...finansal piyasaların sağlıklı işlediğini ve dolayısıyla e, buradaki sisteme güvenilebilir olduğunu ortaya koymaktı. Dolayısıyla bu bir ekip çalışmasıydı. Başarılı bir şekilde yürütüldü. Ciddi bakanlar düzeyinde, bakan yardımcıları düzeyinde ve daha alt düzeyde ciddi koordinasyon sağlandı. Birlikte çalışıldı. Ama son kertede uluslararası arenada tabii ki bu hususta siyasi mülazaların devreye girmemesi için gerek dişleri Bakanımız, gerekse benim bütün e, uluslararası ziyaretlerdeki e, ilgililerle, özellikle Avrupa Birliği olsun, ABD olsun, İngiltere olsun, yani batının önde gelen bütün ülkelerin maliye bakanlarıyla bu konuyu ben konuştum. Hatta bir ara, e, yani siyasi mülazalar devreye girebilir mi diye kaygıyla, hı hı. MASAK üzerinden FATF, yani OECD'nin Mali Eylem Görev gücü ne biz, bir mektup bile yazdık. Evet bu arada tweetiniz de ekrana yansıdı şu an ben de izleyicilerimizi okuyayım. Bugün FAT tarafından paylaşılan raporda ülkemizin 40 FAT standartının 39 adedinden uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum kara para aklamayla terörizm finansmanıyla mücadelede verdiğimiz önemli bir açık tezahür açık bir tezahürdür. Ülkemiz bu kapsamda çalışmalarını arttırarak devam etmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız demişsiniz. 20 Temmuz 2023. Bu uygulamada etkinlik orada esas sihirli ifade. Hı -hı. Çünkü bizi listede tutan ana faktör oydu. Uygulamada etkinlikti. Dolayısıyla biz bunu başardık. Bunu koordinasyonla başardık. Ekip çalışmasıyla başardık. Ee, bu önemli. Şimdi e, tabii ki yurt dışında faaliyet gösteren vatandaşlarımız çok iyi bilirler. Evet. Bu listede olmanın getirdiği zorlukları, sıkıntılar. Hı hı. Dışarıda bir banka hesabı açabilmenin, dışarıda bir varlık satın alabilmen. Bütün o süreçlerde eğer gri listedeyseniz özellikle ilave incelemelere tabi tutuluyorsunuz. Türkiye'nin bu listeden çıkması o açıdan hem ülkemizin itibarı, hem tabii ki finansal sisteme olan güven açısından çok önemli. Çünkü tabii ki kaynak girişi son aylarda çok güçlü oldu. Parkte herhalde bu kararla beraber ivmelenecek değil mi kaynak girişi? Yani ivmelenebilir ama şunu altını çizmek istiyorum. Buyurun. Zaten çok güçlü kaynak girişi. Hı hı. Şu anda bu kaynak girişi nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz. Öyle mi? Tabii çünkü çok aşırı sisteme döviz girdiği zaman karşılığında TL basıyorsunuz yani satın alıyorsunuz. Hı hı. O TL de tabii ki dezenflasyon sürecini tehdit ediyor. Tekrar o likiditeyi geri çekmeniz bir lazım. Bir rakam var mıdır efendim? Şu kadar vadede şu kadar. Şöyle söyleyeyim ben size yani Mart sonundan itibaren bugüne kadar net bazda Merkez Bankası'nın rezervlerine yansıyan boyutu neredeyse 78 milyar dolar civarına ulaştı. Çok büyük bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Tarihte yani Türkiye finans tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu kadar kısa vadede. bu Ha bunun önemli bir kısmı bizim şirket yani yurt içinde yerleşik şirketlerin ve e, mevduat sahibi vatandaşlarımızın TL tercihi hı hı. yani önemli bir kısmı. Ama bir kısmı da daha orta uzun vadeli dış kaynak, bir kısmı da daha kısa vadeli dış kaynak. Dolayısıyla e, yani madem sordunuz e, ee, şu an itibariyle rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık. Öyle mi? Evet, evet. Oo, çok... Yani e, şöyle söyleyeyim onların bir tanımı var. Birçok değişkeni baz alıyor. O tanıma göre neredeyse biri yakaladık. Yani bir e, ne anlama üstü. geliyor? Şöyle yani bir takım kriterleri alıyorlar. Onların bir katı kadar rezervinizin olması lazım, brüt rezervinizin. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlara göre zaten brüt rezervler yaklaşık 147-148 milyar dolarlar, dolar seviyesine kadar çıktı. Tarihi rekor. Tabii bunlar haftalık iner çıkar, yani biz e, onu baz almıyoruz. Burada esas olan biz bankalarla, yurt içi bankalarla olan swapları ciddi bir şekilde azalttık ve neredeyse 5 milyar dolar düzeyine düşürdük. Yani bankalardan aldığımız swapları, vadeleri tamamlandıkça kapatıyoruz. Ve dolayısıyla Türkiye'nin net rezervi, e, rezerv pozisyonu ikisi de muazzam bir şekilde iyileşti. Yani basitleştireyim. Buyurun. Diyelim ki mart sonunda bizim net rezervimiz bir ara eksi 60 milyar dolar civarına kadar imişken, şu anda artı 12 milyar dolar civarına çıkmış durumda. Dolayısıyla rezervi, yani Türkiye'nin e, şöyle söyleyeyim, döviz rezervini bir sorun olmaktan, bir endişe kaynağı olmaktan çıkarttık. Dövizdeki hareketlilik de son buldu, durağanlaştı. Tabii durağanlaşamaz çünkü Türkiye'de hala enflasyon nispeten yüksek. Hı hı. Şimdi biz enflasyonu düşürdükçe, nominal bazda kurda bir istikrar sağlanır. Ama şu anda reel bazda lirada bir miktar değerlenme oldu. Hı hı. Ama e, geçmişe göre reel bazda tabii bir değerleme olmakla birlikte bizim esas hedefimiz enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek orta uzun vadede nominal kurlarda bir istikrar sağlamak. Ama bunun için henüz erken. Daha kat edeceğimiz çok mesafe var. Anladım. Orta vadeli programa etkisi ne olacak? listeden çıkılması kararına? Olumlu olacak. Hı hı. E, dikkat ederseniz karardan hemen sonra Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in yaptığı bir açıklama var. Bunun olumlu olarak yansıyacağı hı. yönünde. Tabii ki çünkü biz bir program uyguluyoruz ve bu programın birçok ayağı var. Ve oralardaki e, başarılar, gelişmeler programı bir bütün olarak destekliyor. Bakın Konak dediğim gibi son derece güçlü. E, bu olumlu yansır. E, i̇kinci olarak dediğim gibi bizim finansal sisteme olan güven çok önemli. Ben e, Mayıs ayı baş, başında Avrupa Birliği ve ağırlıklı olarak Batı ülkeleri, ABD, İngiltere olmak üzere e, yani birçok e, temsilcinin geldiği yerinde inceleme için Türkiye'ye geldiği bir süreç yaşadık. Evet. Ben kendileriyle İstanbul'da bir araya geldim. Onlara dedim ki Türkiye listeden çıksın çıkmasın. Biz kara para aklaması yani aklamayla mücadele edeceğiz. Terörün, terörizmin finansmanıyla mücadele edeceğiz. bunu listeden çıkmak için yapmıyoruz dedik. Çünkü Türkiye terörden en çok muzdarip olan ülkedir. Elbette. Dolayısıyla biz terörizmin finansmanını onunla mücadeleyi daha doğrusu bir öncelik haline getirdik dedik. Onunla en güçlü bir şekilde mücadele edin. İsterseniz listeden çıkalım, isterseniz çıkmayalım. Aslında bu bir güven de oluşturacak. Söyle. ki e, tabii kapalı bir toplantıydı. Oy birliğiyle Türkiye çıkartıldı. Oy birliğiyle tek bir ülkenin itirazı olmadı. Hiçbir ülke. Çok önemli. Ve inanılmaz bir şekilde toplantı öncesi ben oraya girdiğimde birçok ülke geldi, ülke temsilcisi geldi. E, biz sizi çok güçlü bir şekilde destekledik, desteklemeye devam edeceğiz diye. Hatta komşumuz bile. Yunanistan'da Yunanistan. temsilcisi bile geldi. Biz sizi güçlü bir şekilde destekliyoruz. AB temsilcisi, AB'de, İngiltere hepsi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü çok güçlü diyalog kurduk. Biz bu konuda samimiyiz. Yani hem kara parayla hem de terörizmin finansmanıyla bu listeden çıkmasaydık da çok güçlü bir şekilde mücadeleye mücadele mücadeleyeceğiz. Çık. Şimdi çıktık, iş bitmedi. Güçlü bir şekilde mücadeleye devam, uygulamada etkinliği sağlamaya devam... Ama daha önemlisi iyileştireceğimiz alanlar var. Masa'nın idari kapasitesini, teknik kapasitesini oldukça güçlendireceğiz. Çünkü kurumsal kapasite çok değerli. Ve koordinasyon devam edecek. Biz riskli bir coğrafyada yaşıyoruz. Herkes bizim sistemimizi istismar etmeye çalışabilir. Evet. Biz buna karşı risk odaklı bir modelle yolumuza devam edeceğiz. Yapay zekayı bu noktada devreye alacağız özellikle şüpheli işlemler vesaire konusunda. Onun için biz bu konuda samimiyiz. Başardık, başarmaya devam edeceğiz. Çünkü bu listeye girmek az önce de söyledim çok kolay. Avrupa'nın merkezinde neredeyse Monaco'yu daha yeni aldılar listeye. Evet. Avrupa Birliği üyesi olmanız o listeden sizi müstesna kılmıyor. Üye ülkeler var. Tabii. Evet. E, program saat gibi çalışıyor dediniz daha önce. E, Hala aynı kanaatte misiniz? Ve orta vadeli programın Somut hangi sonuçlarını görmeye başladınız? Şu an Türkiye ekonomisi ne durumda? Bir yıl önce yola çıkarken koyduğunuz hedeflerin ne kadarına ulaştınız? Önünde misiniz o hedeflerin yoksa halen e, yürüyecek yolunuz mu var? E, şöyle biz programı e, yurt içinde ve yurt dışında e, toplu, yani birçok kesime anlatıyoruz. Hı hı. Anlatırken basit bir şema yaptık. Yani bir saat tarzı bir şema. Şemanın başlangıcı yani nedir? Uluslararası normlara uygun, kurala dayalı rasyonel politikalar. Onu destekleyen yapısal reform gündemi. O beraberinde yatırımcı güveni getiriyor. Yatırımcı güveni beraberinde Türk Türk lirası varlıklara ilgiyi artırıyor. Portföy tercihlerinde ...Türk lirasını önceliklendiriyor... ...yani bir anlamda... ...liralaşmayı güven... ...esasıyla sağlıyoruz... ...yurt içinden ve yurt dışından... ...bu konuda zaten ciddi... ...az önce rakamlar verdim... Hı hı. ...bir e, başarı var... ...o da beraberinde... reel kurda dengeyi getiriyor... ...istikrarı getiriyor... ...kısa vadeli bir değerleme var ama... ...nihai olarak biz... ...istikrarı gözetiyoruz burada... O da beraberinde dezenflasyonu getiriyor. Bu program çalıştığında, bu programın özünde dengesizliklerin giderilmesi var. Müsaade ederseniz. Buyurun. Tabii bu, tabii. Şimdi geçen sene bu vakitlerde Türkiye'nin şu veya bu nedenle, yani dış şoklar, seçim süreci vesaire gibi sebeplerle, deprem nedeniyle biriktirdiği bir takım dengesizlikler vardı ortaya çıkan bir takım dengesizlikler vardı. Bu dengesizliklerden bir tanesi dışa çıktı. Türkiye'nin geçen sene Mayıs ayında 12 aylık cari açığı 57 milyar dolardı. Muhtemelen bu sene Mayıs ayında yakında açıklanacak. Hı hı. Muhtemelen 26 milyar dolara düşmüş oh. olacak. Yarıya yarı. Dolayısıyla cari açıktan bir kat düşüş. Arzuladığımızın çok daha iyi bir Performansla karşı karşıyayız. Bu programın somut bir Şöyle çıktısı. Şöyle söyleyeyim ben size. Geçen sene Mayıs ayında cari açığın milli geliri oranı %6 civarıydı. O günkü tahminlere göre. Biz bu açığı muhtemelen yıl sonunda bu sene yüzde iki civarına indirmiş olacağız. Oh, bu birincisi. Ciddi bir iyileşme. Zaten Mayıs ayı itibariyle yüzde iki birçoğa inmiş olacak. Dolayısıyla burayı yani burada bu dengesizliği gidermede büyük bir başarı var. Bu birinci husus. Cari açık konusunda evet. bir başarı sağlandı. Sağlandı, çok net. Hı hı. Şimdi bu başarıyı kalıcı hale getirmek lazım. Bunun için yeni bir sanayi politikası devreye koyacağız. Devletin aktif bir şekilde işin içinde olduğu aktif bir sanayi politikasıyla kalıcı bir şekilde cari açığın bu seviyelerde kalması Neden? Çünkü cari açığı biz milli gelire oran olarak yüzde iki buçuğunun altında tutabilirsek iki büyük kazanımımız olacak. Birincisi dış borcun milli gelire oranı aşağı yönlü bir trende girecek yani düşüşe evet. girecek. İkinci olarak da kalıcı bir şekilde rezerv biriktirmemize imkan sağlayacak. Şimdi şu anda rezerv birikimi var ama bu rezerv birikimi önemli ölçüde dediğim gibi... Şirketlerimizin ve vatandaşlarımızın portföy tercihlerinden kaynaklanıyor. Bir kısmı da dışarıdan gelen kaynakla. Biz bunu daha kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ve rezerv konusunu bir endişe kaynağı olmaktan çıkarttık. Şimdi gelelim ikinci dengesizliğe. İkinci önemli dengesizlik bütçe bütçe idi. Depre, özellikle depremin etkisiyle, EYT'nin etkisiyle. Bakın, küçümsemeyin. Geçen sene muhalefetin popülist iteklemesiyle seçim öncesinde, tabii ki seçim sürecinde EYT hayata geçirmiş. EYT'nin bu sene yıllık maliyeti, finansman maliyeti dahil olmak üzere 724 milyar lira. O. Neredeyse milli gelirin, bakın neredeyse, finansman maliyeti dahil söylüyorum. Neredeyse milli gelirin, neredeyse yüzde ikisine yakın bir rakamdan bahsediyorsunuz şimdi geçen sene Mayıs ayında bütçe açığı tedbir alınmasaydı yüzde on civarı bekleniyordu. bu benim değil ya piyasan evet. Biz yılı yüzde5 civarında kapattık yüzde5 yüksek bir rakam Çünkü AK Parti hükümetleri döneminde ortalama açık yüzde 2.4 olmuş onun iki katı şimdi bu sene %5'in oldukça altına çekmek istiyoruz. Gelecek sene de kalıcı bir şekilde... ...mastery kriteri olan yüzde altına çekmek istiyoruz. Dolayısıyla bütçe dengelerini iyileştirme... ...bunda deprem etkisi dahil... ...EYT etkisi dahil... ...yani şu andaki parasal sıkılaştırmanın getirdiği... ...ilave, finansman etkisi dahil... Biz gelecek sene bütçe açığını milli gelire oran olarak yüzde üçün altına çekeceğiz. Dolayısıyla bütçe dengelerini ...iyileştirilmesinde oldukça mesafe kat ettik. Ama daha kat edeceğimiz yol var. O nedenle de şu anda vergide adaleti ve etkinliği sağlama yönelik bir çabamız var. Evet. Oraya geleceğim. Şimdi bu da ikinci önemli dengesizlikti. Üçüncü dengesizlik ki aslında enflasyonun da ...ana kaynağı... ...cari açığında ana kaynağı... ...geçen sene... ...yılın ikinci çeyreğinde... ...Türkiye yüzde dört civarı büyüyordu... İyi bir büyüme... ...küresel konjonktürde iyi bir büyüme... ...yüzde dört civarı... ...fakat bu büyüme... ...denge itibariyle ciddi sorun içeriyordu... ...neden... ...çünkü iç talebin net büyümeye katkısı... ...yüzde onun üzerindeydi... ya yani on puanın üzerindeydi... ...on puan... Hı hı net ihracatın katkısı ise eksi 6.3 puandı. Şimdi bu türden bir büyüme beraberinde aşırı ısınmayı, cari açığı ve enflasyonu getiriyor. Biz büyümede yeniden dengelen, dengelenmeyi sağladık. Nasıl? Bakın bu senenin ilk çeyreğin rakamları açıklandı. İncelerseniz bir, net ihracatın etkisi pozitife, artıya geçti. Dış talep hala zayıf ama biz ihracatı önceliklendirdik. Programın en büyük önceliklerinden bir tanesi ihracat. Evet. İhracat, artış. İkinci olarak da iç talepte bir yumuşama oldu. İç talepteki büyümeye katkı puan olarak 10 puanın üzerinden 4 puan civarına geldi. Şimdi dolayısıyla kaliteli, dengeli bir büyüme var. Bu beraberinde aşırı ısınmayı artık getirmiyor. Bu da önemli. Bir yani birçok konu var burada. Mesela evet. Kur korumalı mevduat vardı. Geçen sene zirvede neredeyse 144 milyar dolar civarına çıkmıştı zirvede. Şimdi rakam Şu anda 63 milyar doların altına indi. Çok ciddi bir düşüş. Ve büyük ihtimalle düşüş hızlanacak. Bakın 44 haftadır üst üste kesintisiz kesintisiz çıkılıyor. KKM de düşüş var yani kur korumalı mevduatta dolayısıyla bu para politikasının çalışmasını engelleyen bir faktördü para politikasının yani e, şöyle söyleyeyim dezenflasyon sürecinde enflasyonu düşürme sürecinde para politikasının etkinliğini azaltan bir faktör şimdi biz bunu giderek bir sorun olmaktan çıkartıyoruz dolayısıyla e, bugün itibariyle Şirketlerin KKM'deki vergi avantajı son bulmuştur. Yenilemedik. Artık şirketler KKM'den faiz kazanırlarsa, mevduattan daha doğrusu, o normal kurumlar vergisine tabidir. Artık bir istisna yoktur şirketler için. Dolayısıyla teşvik edici olmaktan bugün itibariyle çıkarttık. Yine bu durum. yine bireyler açısından mevduat biliyorsunuz mevduata vergi getirdik. Yani faiz kazançlarına biz bu sene vergi getirdik. Şimdi KKM'den kazanılan faiz gelirleri de vergiye tabi olacak. Dolayısıyla KKM'den çıkış hızlanacak. hızlanacak. Onun için bir sene öncesine göre Türkiye gerçekten öngördüğümüzden birçok alanda daha iyi. Ha diyebilirsiniz ki enflasyon. Tam oraya geleceğim. Enflasyondan öte şöyle. Bir yandan para politikalarında sıkılaşma devam ediyor. Bir yandan da maliye politikalarında yeni argümanlar geliştirmeye çalışıyorsunuz. E, somut çıktılarında saydığınız işte cari açıkta ciddi bir gerileme söz konusu, kur korumalı mevduatta öyle. öyle. Döviz rezervi belli bir şeye oturdu, dengeye oturdu. E, ekonomi dengeleniyor bir anlamda. Ama e, vatandaş da diyor ki biz ne zaman bu programı hissedeceğiz, iyileşmeyi, enflasyonla mücadele olsun... Alım gücünün arttırması olsun. Vatandaş ne zaman hissedecek? Şimdi vatandaşımız tabii ki e, hissetmeye başlayacak. <laughs> e, aslında hissediyor. Şöyle söyleyeyim, bu süreçte istihdam güçlü kaldı. Bakın, kalıcı refah artışı için en önemli konu istihdamdır. Son 20 yıla bakın, yıllık ortalama... Yaklaşık 690 bin vatandaşımıza biz iş bulmuşuz. Yani her sene ortalama, ortalamadan bahsediyorum. 690 bin vatandaşımıza her sene 20 yıl boyunca ortalama ilave istihdam sağlamışız. İstihdam olmadan kalıcı refah artışı olmaz. Tabii ki geçici olarak ekonomide bir yavaşlama sürecine gireceğiz. İstihdamın en az etkilenmesi için gereken tedbirleri alacağız. Ama... Gelelim vatandaşımız nasıl hissedecek? Şimdi enflasyondaki düşüşle birlikte esas ücret artışları reel olarak o zaman yansıyacak. Bakın bu en kritik nokta şu. Şimdi Mayıs ayında enflasyona baktığınız zaman diyebilirsiniz ki ya enflasyon yükseldi. Yüzde yetmiş beş buçuk civarı bir enflasyon. Fakat o son 12 iki ayın enflasyon. Bakın önümüzdeki 12 ayın enflasyonu ki piyasalar oldukça temkinlidir. Henüz programı tam satın aldık aldılar diyemeyiz. Piyasa diyor ki piyasa önümüzdeki 12 ay içerisinde enflasyon %31.8 olacak diyor. Siz ne diyorsunuz? Yani? Önümüzdeki 24 ay içerisinde müsaadenizle piyasa beklentilerini bitireyim. Önümüzdeki 24 ay içerisinde piyasa diyor ki yüzde %20'ye düşecek diyor biz ise bu sene sonunda enflasyonun yüzde %40 yani kötü ihtimalle yani bandın en üst kötü kısmı, senaryo. Bandın üst kısmını söylüyorum. Merkez Bankası'nın bir tahmin bandı var. Merkez Bankası 38 olur diyor ama 42'ye kadar tabiri caizse yolu var diyor. Hı hı. Yani ortaya koydukları program ve para politikası duruşuyla ilişkili olarak. Şimdi biz Önemli olan bu sene sonunda enflasyonun 40'lı rakamlarda özellikle de 40 civarına düşmesidir. Bizim için önemli olan enflasyonun hedefe en yakın nokta olan 42'nin 6 30 yani 38 olması tabii ideal ama 42'nin altına düşmesidir. Şimdi bu %75'ten ciddi bir yavaşlama ifade ediyor. Yani aylık bazda enflasyonda artık yüzde ikileri konuşacağız. Sonra yüzde birleri konuşacağız. Dolayısıyla o zaman ücret artışlarının yani alım gücünün hissedileceği bir döneme girmiş olacağız. Zaten bakın son aylarda enflasyon aylık bazda yüzde üçlere düşmüştü. Şimdi yüzde ikilere oradan da yüzde birlere. Dolayısıyla o zaman alım gücü hızlı bir şekilde erimeyecek vatandaş istihdam boyutuyla hissetti. Şimdi alım gücü üzerinden hissedecek. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Tabii kurda istikrar da çok önemli. Çünkü kurda büyük dalgalar vatandaşımızı, çalışanlarımızı, tabii ki şirketlerimizi endi, yani tedirgin ediyor. Geçmişte etti. Dolayısıyla kurda göreceli bir istikrar sağlanması da vatandaşa yansıyacak. Şimdi şunun altını bir müsaadenizle Buyur, çizmek buna. istiyorum. Geçen sene enflasyonu yukarı taşıyan olağanüstü faktörler var. Nedir bunlar? Bir, ağırlıklı olarak deprem etkisiyle çok büyük bir maliye yani politikası üzerinden bir itki var. Yani mali itki diyoruz biz buna. Hı hı. 2022 yılında bütçe açığı %1 civarındayken geçen sene bütün çabalarımıza rağmen yüzde %5 civarına. yüksek cari açık demek tabii ki yüksek enflasyon e, cari demek. açık e, şey bütçe açığını konuşuyordum. Yüksek bütçe açığı demek tamam mı? Yüksek kamu talebi demek ve onun üzerinden tabii ki enflasyon demek. Dolayısıyla biz onu bu sene mali itkiyi aşağı çekeceğiz. Gelecek sene çok ciddi bir şekilde aşağı çekeceğiz. Dolayısıyla enflasyondaki düşüş kalıcı olacak. Bu birincisi. Evet. İkinci olarak depremin etkisiyle sektörel bazda inşaat malzemelerinde ve büyük şehirlerde kiralarda depremin etkisiyle büyük artışlar oldu. Bu sene bu artışların devamı için bir sebep yok. Üçüncü olarak geçen sene bütçeyi düzeltmek için hatırlarsanız KDV oranlarını artırdık. Bu doğrudan doğruya enflasyonist bu sene bir KDV artışı gündemde değil. Dolayısıyla enflasyonu arttıracak vergi artışları yani enflasyon hedefinin dışında bir söz konusu değil. Şimdi diyebilirler ki işte Temmuz ayında maktu vergiler son 6 ayın enflasyonu kadar artacak. Tabii ki çünkü biz bütün yükümlülüklerimizi artırırken gelirlerimizi de en az enflasyon kadar arttırmamız lazım. Yoksa bütçe dengelerini tutturamayız. Şimdi bunu söyleyenler popülizm yapıyorlar. Muhalefet popülist söylemlerde bulunabilir. Popülizmi popolayabilir. Ama biz devlet yönetiyoruz. Biz bütçe yönetiyoruz. Biz ekonomik dengelerin tamamını gözetmek zorundayız. Ve dolayısıyla biz bu popülist söylemlere, bu popülist bakış açılarına, baskılara biz Rahmet etmeyeceğiz. Popülizm bir evet. tuzaktır. Bakın bu millete yapabileceğiniz en büyük haksızlık sanki yoktan bir kaynak üreteceğiz, kabiliyetimiz var, hı hı. psikolojisine ve davranışına girmektir. Yoktan var etmek Allah'a mahsustur. Biz bu dengeleri sağlıklı bir şekilde gözeterek milletimizin kalıcı refahını artıracağız. Çünkü tek amacımız var refah artışı ama bir amaç daha var. Bu refah artışının daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Onun için bizim bir önceliğimiz var. Programın tek önceliği var. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve buradan elde edilecek refahın paylaşımı. Ama bu yola girdiğinizde bu dengesizlikleri gidermeniz lazım. Şimdi bütçe dengesizliğini önemli ölçüde gideriyoruz. Gelecek sene çok farklı bir noktada olacağız. Ve dolayısıyla biz daha çok kayıt dışı ile mücadele, daha çok istisnaları azaltarak, daha çok özellikle kazandığı halde vergi vermekten imtina eden kesimlerle mücadele ederek evet. bütçeyi düzelteceğiz. Çok küçük bir soru, tam da vergi konusuna geçeceğim ama muhalefet son genel seçimi kazansaydı sizin programınızdan başka bir program izleyebilir miydi? Metinlerine bakarsanız hiç bilemiyorum ne uygulayacaklarını. Çünkü o çoklu yapıda neyi uygulayıp uygulayamayacaklarını bilmiyorum. Hmm. Ama bizim programımızın uluslararası normlara uygun olduğu teyit ediliyor. Nereden? Not artışı üzerinden. Nereden? Risk primi üzerinden. Bakın Türkiye'nin risk primi geçen sene, geçen sene bu vakitlerde... Geçen sene bu vakitlerde Türkiye'nin risk primi 700 bas puan civarıydı. Şu anda 270 bas puan civarıydı. Çok ciddi bakın, bir gerilim. Bakın aynı dönemde aynı dönemde gelişmekte olan ülkelerde risk primindeki düşüş 44 bas puan Türkiye'nin neredeyse 440 bas puan. Bakın Türkiye gelişmekte olan ülkelere göre 10 kat daha riskini azaltmış. Neden? Çünkü biz uluslararası normlara uygun kurala dayalı bir politika uyguluyoruz. Muhalefetin nasıl bir politika uygulayacağı konusunda varsayımsal bir şeye giremem tabii. Çünkü orada çok parçalı bir yapı vardı. Her biri bir tarafa çekebilirdi. Zaten milletimiz büyük ihtimalle onu credible görmediği için oy vermemiş. Geçen seneden evet. bahsediyorum. Şimdi bizim için önemli olan Türkiye'de makroekonomik ekonomik dengesizlikleri gidermek. Büyük oranda gideriyoruz. İki, orayla yetinmeyeceğiz. Bunu kalıcı hale getirmek ve dış şoklara karşı. İç şoklara karşı çünkü zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bakın 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediliyor şu anda. Çevremiz bakın her tarafta yani sorunlar var. Şimdi o nedenle bünyemizi sağlamlaştırmamız lazım. Türkiye dış şoklara karşı bağışık değil ama bünyesini sağlamlaştırarak dayanıklılığını artırabilir. Şu anda bizim amacımız o. Onun için vatandaşımız bize inansın. Çünkü biz vatandaşımızın potansiyeline inanıyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Evet, kolay bir süreç değil. Bizler sihirbaz değiliz. Yani ekonomi yönetiminden bahsediyoruz. Evet. Biz yani kolaycı yolları da bilmiyoruz. kestirme yollardan hiçbir yani onlarla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Yani çünkü Türkiye'nin sorunlarına kestirme çözümler yok. İstikrarlı bir Kolaycı çözümler yok. Uyumlu. Biz kalıcı iyileşme peşindeyiz. Biz bakın tekrar altını çizmek istiyorum. Bu konular çok istismar edildiği için müsaadenizle. Buyursunlar. Bakın ne dün ne de bugün ne de yarın hiçbir şekilde ne emeklimizi ne çalışanımızı, ne asgari ücretimizi, ne memurumuz, toplumun hiçbir kesmini enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Reel olarak, reel olarak büyümeden her kesime pay vereceğiz. Size bir tane rakam vereyim. Buyurun. Yani konu açıldığı için söylüyorum. Bakın son 20 yılda, son 20 yılda Türkiye'de asgari ücreti biz reel olarak yüzde beş buçuk artırmışız. Yani enflasyondan arındırmış yıllık ortalama 20 yıllık artış yüzde beş buçuk. Peki Türkiye'nin reel büyümesi ne kadar bu dönemde? Yüzde beş nokta Bakın ...askeri ücret 1970'li yıllara gidin. 70 dolar civarında bile değil. Yani şöyle söyleyeyim. O civarlarda. 80'li yıllarda en ilk dolar civarına düşüyor. 90'lı yıllarda 100 dolar civarına düşüyor. Yani o 100 dolar civarında kalıyor. AK Parti hükümetleriyle birlikte dolar bazında asgari ücrete muazzam bir artış var. Bakın şuradan rakamı tam vermek için söylüyorum size. 2000-2010 arası ortalama askeri ücret 227 dolar olmuş. 2003-2023 arası ortalama askeri ücret 339 dolar olmuş. Bakın Haziran 2024 itibariyle askeri ücret 524 dolar. Tarihi bakın en yüksek zirvelerinden birisini bu dönemde yakalamış. Ve göreceksiniz bu sene reel olarak askeri ücret artmış olacak. Çünkü biz Ocak ayında yani geçen sene sonunda işte bu sene için açıklanan asgari ücret artışı yüzde 49. Bakın ilk 6 aydaki enflasyon yüzde 20'lerde olacak. 20 küsürlerde. Yılın sonunda da çok büyük ihtimalle piyasa diyor ki yüzde 43-44 olur diyor. Merkez Bankası'nın üst bandı yüzde 42. Velev ki bu seviyelerde dahi olsa yani varsayalım ki %45'in altında bir rakam. O bile reel olarak yine büyümeden daha fazla askeri ücret artışına tekabül ediyor. Aynı şeyi emeklilerimiz için söyleyebilirim. Aynı şeyi memurlarımız için söyleyebilirim. Çünkü Ocak ayında 6 aylık %49'luk bir artış vermişiz. Şimdi Temmuz'da enflasyon farkları da verilecek. Dolayısıyla reel olarak ve dolar bazında bakın Asya'daki ülkelere bakın. Endonezya'ya bakın. Yani gelişmekte olan ülke. Filipinlere bakın. Gelişmekte. Tayland'a bakın. Gelişmekte olan ülke. Bunun benzeri birçok ülke var. O ülkelerle karşılaştır. Gidin Latin Amerika ile karşılaştır. Mesela Brezilya, Meksika, Şili, Kolombiya. Bütün bu ülkelerle karşılaştırın. Avrupa'ya gelin. Avrupa'da Bulgaristan, işte Hırvatistan, Romanya, işte ne bileyim Macaristan, Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerle karşılaştırın. Polonya hariç Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerden en yüksek askeri ücret bizde. Bu bahsettiğim Latin Amerika'da, bu bahsettiğim işte e, e, şöyle Doğu Asya'da, Uzak Doğu'da bize benzer ülkelerden bahsediyorum. Yani bize eşdeğer ülkelerden gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. Biz AK Parti hükümetleri döneminde, bakın AK Parti hükümetleri döneminde biz askeri ücreti büyümenin bir tık üzerinde artırmışız. Bir tık. Dolar bazında hiçbir hükümete nasip olmayacak şekilde artırmışız. Ha, geçim sorunu var mı? Tabii ki olacak. Kolay değil. Ama biz refaha artıracağız. Sanayi politikasıyla Türkiye'yi katma değer zincirine yukarı çıkartacağız. Asgari ücret adı altında en düşük ücret demek işletmelerimiz, şirketlerimiz, Türkiye'deki girişimciler tabii ki bunun çok üzerinde ve verebiliyorlarsa vermeli. Evet kesinlikle vermeli. Biz zaten bunu da teşvik ediyoruz. Bakın askeri ücreti biz vergi dışı bırakmışız. Ve bu sene bütçe maliyeti 670 milyar liranın üzerinde. Bakın en büyük dergi harcaması kalemlerin başında en büyük başında askeri ücrete verdiğimiz destek geliyor. Hatta firmalara aylık şu anda destek veriyoruz. Dolayısıyla bakın tekrar altını çizmek istiyorum. Askeri ücreti kardeşimiz çok Hı -hı. çalışıyor. Alın terin karşını almak durumunda. Ama bu konunun istismarı popülizm içeriyor. Popülizm Türkiye'yi nerelere getirdi gördük. EYT'nin maliyeti 37 yaşında, 38 yaşında, 39 yaşında, 40'lı yaşlarda bakın, 40'lı yaşlarda milyonlarca insan emekli oldu. Şu anda Avrupa'da ortalama emeklilik yaşı 64.4 civarıdır. Türkiye'de ortalama emekli yaşı 52. O gün ekonominin dürmesi sizde olsaydı EYT ile birlikte karşı bakın E.T. ile birlikte olmuş gitmiş. Evet. Zamanında biz tabii ki bunun doğru olmadığını çok net bir şekilde ortaya koydum. Bakın bu sene eee tekrar söylüyorum. Finansman maliyeti dahil 724 milyar lira. Peki biz bu 724 milyar lirayı insanlarımızı vatandaşlarımızı 37 38 39 40'lı yaşlarda biz emekli etmeseydik ve on yani daha çok istidam sağlanması için emekli oldular, çalışıyorlar ama bir de Şimdi de ama sonuçta bütçeden bu ödemeleri yapmak Tabii. zorundasınız. Bunu da borçlanmak zorundasınız. Hı hı. Bakın şöyle söyleyeyim ben size. Popülizmden önce 1980'li yıllara gidin. Bir emekliye 3.8 çalışan düşüyordu. Yani 3.8 çalışan prim ödüyor ve bir emekliyi destekliyordu. Bu popülizm sayesinde 1990'lı yılların başında seçim kazanmak için o o dönemin bir siyasi kişiliğinin emeklilikte yaşı kaldırması nedeniyle 2'nin altına indi. Bakın 1990'lı yılların başından bahsediyoruz. Ondan sonra şu anda EYT ile birlikte bu oran ne oldu? 1.6 dosya başı bakarsanız 1.4 civarına 1.5 civarına kadar düştü. Şimdi dünyada Böyle bir dengesizlik ancak peki kim popohladı EYT'yi meydanlarda geçen sene? Muhalefet popohladı. Şimdi şu anda yaptıklarını aynısını yapıyorlar. Çünkü Türkiye'nin imkanlarına ve önceliklerine tabii ki bakmamız lazım. Öncelik istihdamdır. Öncelik refah artışıdır. Ve toplumun bütün kesimlerine daha adil dağılımıdır. Şimdi dolayısıyla tekrar altını çizmek istiyorum. Biz asgari ücretimizi de, emekliğimizi de, çalışanlarımızı da asla enflasyona ezdirmedik 20 yıl boyunca. Bundan sonra da asla ezdirmeyeceğiz. Reel büyümeden kendilerine pay vermeye devam edeceğiz. Bakın altını çiziyorum. Reel. Ve dolayısıyla biz bu sorunları giderdikçe herkes hissedecek. Vatandaşımız <laughs> diyecek ki bakın ben artık elde ettiğim ücretle alım gücüm sürekli düşmüyor. Çünkü enflasyon yavaşlayacak. Bakın yavaşlayacak. Yılın ilk yarısında enflasyon diyelim ki üçlü, yüzde üçün biraz üzerinde seyrettiyse yılın ikinci yarısında ikili rakamlar. Gelecek sene birli rakamlardan bahsediyor olacağız. Ve dolayısıyla Türkiye bu dengesizlikleri giderdikçe alım gücünü artıracak, vatandaşımızın memnuniyeti artacak. Biz bunu başaracağız. Kolay değil. Kolay olsaydı 70'li yıllarda enflasyonu düşürürlerdi. Yapamadılar. Kolay olsaydı 80'li yıllarda enflasyonu düşürürlerdi. Yapamadılar. Kolay olsaydı 90'lı yıllarda. Bütün hükümetler geldi. Uğraştılar. Enflasyonu düşüremediler. Bakın 90'lı yıllarda enflasyonu düşüremediler. Envai çeşit koalisyon hükümeti geldi. Yapamadılar. Evet. Şimdi 2000'li yıllarda AK Parti bunu başardı. AK Parti hükümetleri bunu başardı. Şimdi tekrar eğer sabırla bakın yolumuza devam edersek bu enflasyonu düşüreceğiz. Ve Türkiye'nin en büyük kazanımı fiyat istikrarı. Neden? Çünkü şirketlerimiz daha ucuza borçlanacak. Vatandaşımızın alım gücü artacak. Herkes önünü görebilecek. Onun için bütün kesimlerin bir süre sabır göstermesi lazım. Ve evet fedakarlık gerekecek. Doğrudur. Evet önümüzdeki dönemde iç talep biraz daha yavaşlayabilir. Evet bu doğru. Ama biraz şanslı olabiliriz. Çünkü şu anda yurt dışı talep toparlanıyor. 2025'ten itibaren de küresel finansal koşullar elverişli hale gelecek. Yani ne olacak? 2025'ten itibaren dünyada faiz indirimleri gelecek. Bu bizim dış kaynak noktasında da ...elimizi bir miktar daha güçlendirecek. Dolayısıyla... E, ...muhtemelen... ...geçen sene, son 12 ayda... ...karşıdan esen bazı rüzgarlar... ...çok hafif de olsa arkadan esmeye başlayacak. Güzel. Peki, vergi paketi diyelim. Bugün Real Sektör de bir görüşmeniz de var. Orada e, buna dair... ...vergi paketinde gelinen son duruma dair... ...mesajlar vermeniz, hatta paketle açıklamanız bekleniyor. E, fakat... Öncesinde biz haftalardır böyle kamuoyuna yansıyan bilgiler etrafında bu vergi paketini tartışıyoruz. Ee, ve çokça eleştirilen başlıklar var. Örneğin işte motokuryelere vergi gelecek, yok bahşişten vergi alınacak gibi oldukça böyle e, kamuoyunun tepkisini çeken uygulamalar da var. Gerçekten öyle mi? Ne getiriyor vergi paketi? Amacınız ne bu vergi paketini getirmekte? Adaleti mi sağlamayı düşünüyorsunuz? Bir de bu paket e, hali hazırdaki çalışmanız vatandaşa yeni vergi yükü mü getiriyor? Neler söylersiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, piyasada üzerine tartışılan paket kapsam itibariyle bizim hani bizim süzgeçimizden geçmiş bir paket değildi. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Bütün gelen önerilerin önerilerin bir şekilde toparlandığı bir metin piyasada dolaşıyor. sizin süzgecinizden geçmiş Hayır, bir metin değil. Değil. Şu an kamuoyunda tartışılıyor. Aynen öyle. Hı -hı. Ne Maliye Bakanı olarak benim ne de ekonomi e, koordinasyondan sorumlu arkadaşlarımız ve işte Gelir İdaresi e, Başkanlığı'nın da, önerileri gibi tartışılıyor. Şöyle, yok, birçok kesimden. Bakın. Siz bir iki hususu söylediniz. Şu anda geldiğimiz noktada hiç bu arada hiçbir zaman bahşişin vergilendirmesi gündemimizde değildi. Ha, hiçbir zaman olmadı. Sektörden bu yönde bir talep gelmiş. Arkadaşlar bunu taslağa koymuşlar. Şu anda seri yok. Bizim çalışmamızda yok. Hı hı. Motor kurye sektörden bir talep gelmiş. Kendilerinin lehine bu konu muhalefet tarafından istismar edildiği için ne motor kurye ne bahşiş konusu şu anda pakette yok. Yani bir kere bunun altını çizeyim. Ha Önemli. yapılsaydı bir ilave vergi gelecek miydi? Hayır. Yani gündemde değildi. Çünkü şu anda dediğim gibi bizim üzerinde esas çalıştığımız konuya gelin. Şimdi Türkiye'de maalesef şöyle bir yapı var. Yani birçok kesim vergiden imtina etmeye çalışıyor. Ciddi bir kayıt dışılık var. Biz bu kayıt dışılıkla mücadele ederek sonuç alacağız. İstisnaları, imtiyazları kaldırarak sonuç alacağız. Verginin tabanını büyüterek, genişleterek sonuç alacağız. Bizim iki tane temel ilkemiz var. Bütün vergi düzenlemelerinde bu saatten sonra sadece iki tane temel ilke. Vergide adaleti tesis etmek. Yani çok kazanandan çok, az kazanandan az. Bir de Uygulamada etkinliği sağlamak, vergi uygulamalarında, yani uyumu arttırmak, vergi uyumunu arttırmak. Şimdi siz yükten bahsettiniz. Ben müsaadenizle yükle ilgili bazı rakamları size sizinle paylaşayım. Buyurun. Şimdi OECD ülkelerinde şöyle söyleyeyim, yani ortalama vergi yükü toplanan bütün vergiler, bakın bütün vergiler, harçlar mahalli idarelerin, merkezi hükümetin ve sosyal güvenlik kurumunun topladığı bütün vergiler milli gelire oranı OECD ülkelerinde yüzde 34, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 41.2, Türkiye'de ne kadar biliyor musunuz? Türkiye'de yüzde 20.8. Yani Türkiye'de sosyal güvenlik kurumu üzerinden toplanan primler, toplanan bütün harçlar, bütün vergiler hepsi dahil milli gelire oranı yüzde 21 bile değil. Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 41'in üzeri. OECD yüzde 34. Bakın OECD ülkeleri arasındaki burada bir sürü gelişmekte olan ülke de var. Yani Latin Amerika'dan var, Avrupa'dan var, Asya'dan var. Bakın en düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz vergi yükünden bahsettiniz. Onun için ifade. Hı, hı Mesela en çok tartışılan konulardan bir tanesi dolaylı vergiler konusu. Bakın Türkiye'de dolaylı vergilerin toplamının yani ÖTV, KDV aklınıza gelecek bütün dolaylı vergilerin milli gelire oranı yüzde 9.1. Avrupa Birliği'nde bu oran yüzde 13.6. Dolaylı vergilerin milli gelire oranı. OECD ülkelerinde yüzde Peki dolay şimdi karşılaştırmamız lazım. Karşılaştırmak için de milli gelire bölmemiz lazım. Burada sorun ne? Sorun doğrudan vergi gelirleri Türkiye'de düşük. Doğrudan. Yani şirketlerden aldığımız. Şimdi esas oraya odaklanıyoruz. Dolayısıyla orada yani bir takım sizin, istisnalar var. O istisnaları şimdi uygulamayacağız artık. Sizin yani esas konunuza gelelim. Şimdi Buyurun. birincisi bizim tercihimiz tekrar söyleyeyim. vergilendirmeyen alanlardan vergi almak. Tamam. Vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değildir. Bakın değildir. Hatta şunu da altını çizeyim madem konuşuyoruz. Buyurun. Bakın, askeri ücreti vergiden istisna kim kıldı? Bizim Siz... hükümetimiz kıldı. Az önce de ifade ettim. Hı -hı. Şu anda askeri ücrete kadar bütün ücretler sıfır gelir vergisine tabi. Sıfır damga vergisine tabi. Şimdi iki. Peki eskiden en düşük gelir vergisi dilimi kaçtı? 2002 yılında yüzde 22 idi. Bunu yüzde %15 15'e bizim hükümetimiz düşürdü. Peki en yüksek gelir vergisi oranı kaçtı? 35'ti. Bizim hükümetimiz bunu yüzde 40'a çıkarttı. Yani yüksek kazanandan daha yüksek vergi, az kazanandan az vergi, asgari ücretten sıfır vergi. Bunu kim yaptı? AK Parti hükümetleri yaptı. Benim uzun süre Maliye Bakanlığı yaptığım dönemden bahsediyoruz. Geçen sene gelir gelmez kurumlar vergisini kim arttırdı? Biz arttırdık. Kurumlar vergisini biz %20'den 25'e çıkarttık. Hatta finans sektörü, bankacılık sektörü için kurumlar vergisini %30'a geçen sene çıkarttık. Dolayısıyla koparılan yaygaralar doğru değil. Bizim tercihimiz hı hı. her zaman vatandaşımızın en düşük vergi yüküne tabi tutulması. Şimdi birkaç kalemi baz alıyorlar. Oraya da geleceğim sebeplerine. Bakın KDV şu anda gıdanın birçok gıda üründe KDV oranı yüzde bir. Birçok gıda üründe. Bakın çiftçimizin gübresinden, yeminden sıfır KDV alıyoruz yetmiyor. Bakın şu anda eğitimde, tekstilde, sağlıkta yani giyimde, yeme içme hizmetlerinde gibi birçok sektörde biz indirimli KDV oranı uyguluyoruz %10. Bu çok istismar edilen alanların başında geliyor. Ama o istismarcılarla ayrı bir şekilde mücadele edeceğiz. Hanelerde kullanılan elektrikte KDV'yi biz indirdik. Dolayısıyla dikkat ederseniz bakın 850 bin esnafımızı tamamen vergiden muaf hale getirdik. Esnaf için vergi muafiyetini biz getirdik. Dolayısıyla biz şimdi bu vergi paketinde ne yapıyoruz? Bir, çok uluslu şirketlerden, yani, yani yurt dışı var. merkezli çok uluslu şirketlere asgari yüzde on beş kurumlar vergisi. Yüzde on Dünya paralel bir noktada hareket edeceğiz. İki yurt içinde asgari kurumlar ve gelir vergisini çalışıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu çalışmanın ne amacı var, niye? Bakın size bir şey söyleyeyim. Geçen sene bir rakam vereyim size. Kuyumcular, yani bu seneki vergi beyanlamaları, ortalama bir kuyumcunun aylık vergi matrahı ne kadar biliyor musunuz? Beyan ettik. 16.046 lira. Peki devam edelim. Ne doktorlarımız, doktorlarımızın aylık Matrahı beyan etmişler, ortalamadan bahsediyorum. 27.376 lira. Yani kuyumcu işletmesinden daha fazla vergi vermiş doktorlar. Be, bu matrah, hmm. aylık matrahtan bahsediyorum, beyan ettikleri. Bunlar çok düşük rakamlar, bakın avukatlarımızın beyan ettiği yıllık ortalama matrah kişi başı 17.805 lira. Ne kadar gelir elde etmiş? Şimdi dolayısıyla bütün bu sektörlerde biz şunu yapacağız… ...bütün bu alanlarda yetki alacağız, gidip hasıla tespiti yapacağız, sonra o hasılata aykırı beyanda bulunanlardan izah isteyeceğiz. Yeni düzenlemelerin başına hı hı. bu geliyor. Bu izahlar tatmin edici değilse ona göre gereğini yapacağız. Dolayısıyla biz kayıt dışı ile mücadele edeceğiz. Denetim Bakın. şartları evet, ağırlaşacak. Yani kayıt dışı tabii ki mesela diyelim ki. Belge düzenine uymayan, yani gittiniz bir yere, size gittiniz diyelim ki dışarıda güzel bir yemek yediniz, size sanki kasapmış gibi et et kadeves, yani hı hı. fişi keserse yüzde bir, onun cezası ilk aşamada farklı olacak, ikinci kez tekrarlandığında farklı olacak, onuncu kez tekrarlandığında farklı olacak. Dolayısıyla biz şunu anlatmaya çalışıyoruz bir. Asgari kurumlar vergisini konuşuyoruz. Asgari gelir vergisini konuşuyoruz. Kazanç vergisini. Ondan sonra kayıt dışılıkta mücadeleyi konuşuyoruz. istisnaların kaldırılmasını konuşuyoruz. Mesela şu anda bazı yatırım fonlarında özellikle gayrimenkul kazançları tamamen vergi istisnası. Biz şimdi kar dağıtımını zorunlu hale getireceğiz. Yani gayrimenkul yatırım ortaklıklarının vergi istisnasını kaldırma diye düşünüyoruz. Dolayısıyla mesela yap işlet devlet modeliyle yapılan diyelim ki kamu özel işbirliği projeleri var. Bunların kurumlar vergisini yüzde otuza çıkartacağız. Birçok bunun gibi işte kripto varlıklara bir onları vergi kapsamına alacağız. Belki bu pakette değil ama bir sonraki pakette muhtemelen borsa kazançlarının da vergilendirmesini çalışıyoruz. Bakın mevduatı vergi kapsamına aldık. Fonları vergi kapsamına aldık. Tahvilden, bonodan kazanç elde edenleri vergi kapsamına aldık. Biz geçen sene bir program yaptık. Programımız çok net. Bu programa riayet ediyoruz, uyuyoruz. Hı hı. Program ne diyor? Program diyor ki bütün istisnaları gözden geçireceğiz diyor. Şunu görecek Pardon. miyiz Sayın Bakan? Örneğin birçok haber kamuoyuna yansıdığı için soracağım. İşte oldukça lüks bir mekan, vergi ödediği vergiye baktık sıfır. Ya da işte ee, çok düşük bir vergi beyanı gerçekleştirmiş ama son derece lüks bir yaşam e, içerisinde. Bu durumda gidip o vatandaşa ya da o işletmeye gel bakalım kardeşim sen ne iş yaptın ne kadar vergi ödedin nerede bu fark diye sorulacak mı şimdi şu anda bu yetkimiz yok ama evet. bu yetkiye benzer yetkiler almaya çalışacağız yüce meclisimizin takdirinde şimdi tekrar altını çizmek istiyorum hı hı. altını çizeyim biz işletmelerde artık hasılat tespitine gideceğiz yani gideceğiz evet. tabiri caizse halk diliyle konuşuyorum kasaya oturacağız bütün gün boyunca sabahtan kapanışa kadar bizim ekip oturacak hasılat tespiti yapacağız. Yılda bunu değişik günlerde, değişik mevsimlerde, yani değişik aylarda tekrarlayacağız. Bunu yaptıktan sonra eğer beyan bu hasılatla uyumlu değilse bakın ortalama hasılat tespiti yapacağız. Bununla uyumlu değilse izaha davet edeceğiz. Bunun için de yetki isteyeceğiz. Ve bu çerçevede evet bu vergi... pakette yetki talebi var mı var hı hı. var şimdi siz ifade ettiniz madem ben size söyleyeyim buyurun Türkiye'de 1.1 milyonun üzerinde kurumlar vergisine tabi mükellef var 1.1 milyonun üzerinde 2023 için konuşayım ben 454 bin firma zarar beyan etmiş yarısı Bakın. Sembolik, sembolik kar beyan edenleri de katarsanız sembolik. Yani hani evet. görünüş. Kurumlar vergisi mükelleflerinin yarısından çok fazlası maalesef ciddi bir şekilde vergiden kaçmaya, kaçınmaya çalışıyor. Nasıl bir yaptırım? Yaptırmıştı. Az önce söyledim. Hı, Hasılat tespitleri, incelemeler İzah isteyeceksiniz. Bakın, incelemeler hasla tespitleri ve tabii ki izaha davet. Bu müesseseleri güçlendireceğiz. Geçenlerde beni bir yapay zeka şirketi ziyaret etti yurt dışında. Onlara dedim ki ya bütün bu kurumlar vergisi mükelleflerinin elektronik ortamda bütün defterlerini inceleyip bize taslak rapor hazırlayacak bir Yapay zeka modülü geliştirebilir misiniz? Çekinde mümkün müymüş. Espri yaptım. Deler ki ilk defa de bir talepte karşı karşıya <laughs> kalıyoruz. Şimdi şaka değil. Biz Ama... şu anda Hazine Maliye Bakanlığı olarak bu modüller üzerine çalışıyoruz. Evet evet. Yani Türkiye'deki kurulu yapay zeka ile ilgili ben bu işi yapabilirim, rapor hazırlayabilirim diyen olursa kapımız açık. Bizim diyor. kapımız açık. Bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de 2.6 milyon gelir vergisi mükellefi var. Geçen sene 1.6 şey 1.2 milyon pardon 2.6 milyon mükellef var. 1.2 milyon mükellefimiz zarar beyan etti Çok. veya büyük bir kısmının beyanlarıyla hasatları arasında inanılmaz uyumsuzluklar var. Şimdi burada açık ve net olarak söylüyorum. Biz vatandaşımızın vergi yükünü arttırmak istemiyoruz. Bakın. Biz az kazanandan mümkün olduğunca en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız. Ama çok kazananları buradan uyarıyorum. Bu vergiden kaçınma, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız. Denetimleri sıklaştıracağız. Ve özellikle de geçen sene de ifade ettim. Arkadaşlar harır harır çalışıyorlar. Giderek daha çok algoritmaları devreye alacağız. Yani yapay zekayı devreye alacağız. Gözden kaçmayacak. Yani bizim çalışanlarımız için, vergi denetim elemanlarımız için biz bütün teknolojik imkanları devreye alacağız. Bunu burada net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yüce Meclisimizden bu konularda da tabii ki Test ilave yetkiler isteyeceğiz. Takdir kendilerinin. Şimdi dolayısıyla bugünkü vergi paketinde ne var diye sorarsanız bizim süzgeçimizden geçip de şimdi tabii ki bakanlar kuruluna sunulması gereken, parti grubumuza sunulması gereken hususları tekrarlayayım. Bir, Buyurun. çok uluslu şirketlerden biz asgari kurumlar vergisi. İki, Türkiye'de faaliyet gösteren bütün şirketlerden asgari kurumlar vergisi, asgari gelir vergisi müessesesini çalışıyoruz. Ara soru, hali hazırdaki kurumlar vergisinin arttırması noktasında bir husus var mı pakette? Yok, kurumlar vergisini geçen sene biz arttırdık. Oran hı hı. olarak sadece ve sadece yap işlet devlet kapsamında yapılan bu kamu özel işbirliği e, firmalarının hı hı. biz vergi oranını kurumlar bilgisi oranının üstüne biraz çıkartmak için Yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartmayı arzuluyoruz. Tabii ki az önce de söyledim. Bu bizim taslak çalışmamız. Evet. Bizim taslak çalışmamızda bahşiş falan yok. Motor kurye yok. Olmayacaktı. Evet. Yurt Çünkü dışı biz, çıkış harcı. Biz bunları, yurt dışı, dışı çıkış konuştuk. harcı bakın 1963 yılında 1963 yılında yurt dışı çıkış Dergisi getirilmiş. 2001 yılı dahil, 2001 yılına kadar 100 dolar olarak uygulanmış. 100 dolar. Bizim hükümetlerimiz döneminde aşağı çekilmiş. TL cinsinden sembolik bir hale gelmiş. Geçen sene Türkiye çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. Evet. Ve biz bu depremin yaralarını hala sarmaya çalışıyoruz. Bakın geçen sene kamudan 1 trilyon 141 milyar lira bir kaynak deprem için harcandı. Bu sene yine 1 trilyonun üzerinde bir kaynak harcanacak. Evet, biz belki eğer uygun görülürse, bakın uygun hı hı. görülürse, bunun artırılarak, bunun da deprem için, bir dönüştürmesi dönüştürmesi taraftarıyız. Bir rakam var. Yurt dışına var mı? tatile gidenler Evet. Evet. Yurt dışına tatile gidenler tabii ki gitsin. Biz öğrencilerden almayacağız. Örneğin, Eğer yani böyle bir şey yani bizim ha, taslak, genel bir uygulama olmayacak. Bizim bir taslağa bakarsan hayır. orijinal taslakta zaten 23 yaşına kadar bir e, yurt dışı çıkış harcının alınmaması gündemde. Evet, bak gündemdeydi. Şimdi nasıl oldu son şeklini bilmiyorum. Hı hı. dolayısıyla bizim bakın tekrar söylüyorum evet Türkiye şu deprem yaralarını sarmak için geçen sene birçok vergide artış yaptı evet bu senede hala çalışıyoruz bu türden bu türden imkanı olanlar yurt dışına gidebiliyor imkanı olmayan birisi yurt dışına gidebilir mi? doğru Tabii ki imkanı olandan yurt dışına gidenden Doğrusu böyle bir öneri geldiği zaman biz buna hayır demedik. Ama taslağın son son şekli verilmedi. Bakın, yani 1500 3000 taslak, lira gibi bir rakam yok şu an. Şu anda taslak bakın tekrar söyleyeyim. Buyurun. Taslak ham bir taslak. Bugün mesela özellikle kurumlar vergisi hususunu, asgari kurumlar vergisi hususunu iş çevreleriyle konuşacağız. Hı hı. Tabii ki konuşacağız. Halen olgunlaşmaya tabii. devam eden bir evet. paketten bahsediyoruz. Sonra parti grubumuz alacak bunu. Hı hı. Tabii ki siyasi bir süzgeçten de geçecek. Nihai kertede Cumhurbaşkanımız tabii ki bakacak. Evet. Meclis Bakanlar takvimi kurulu bakacak. de dikkate alındığında herhalde yeni döneme kalacak gibi görünüyor. Bir şey diyemem. Hı hı. Yani biz hızlandırabilirsek, yetişirse iyi olur. Yetişmezse biz burada kalıcı düzenlemeler peşindeyiz. Evet. Bakın geçici geçici düzenleme peşinde değiliz. Biz tekrar söyleyeyim. Bu paketten iki tane basit amacımız var. Vergide adaleti daha da pekiştirmek, vergide etkinliği, uyumu arttırmak. Onun için biz bütçe açığını azaltarak aslında milletimizin ileride karşı karşıya kalacağı yükleri azaltıyoruz. Nesiller arası adaleti sağlıyoruz. Bakın eğer bugün büyük bütçe açığı verirseniz ve boşlanırsanız gelecek nesil külfet altına giriyor. Yok büyük bütçe açığı verir ve bunu vergilerle finanse ederseniz etme vergi artışlarıyla ilave bugünkü nesil bizim amacımız kamuyu zapturapt altına almak. Biz ne yaptık? Kamuda harcama disiplini getirdik. Üç yıl boyunca kamuyu, kamudaki genişlemeyi dondurduk. Bak buradan açık ve net bir şekilde evet. kamuda genişleme dönemini biz geride bırakıyoruz. Bazen istisnalar üzerinden alıyorlar, istismar ediyorlar. Depremle ilgili bir konu var. Ay bak işte şu bina aldı, tasar. Yok öyle bir şey. Biz cari harcamaları yüzde on, mal ve hizmet alımlarını yüzde on kestik. Yatırım harcamalarını yüzde on bloke ettik. Artık net bazda kamuya eleman almayacağız. Bakın altını çiziyorum net bazda kamuya taşıt girişi olmayacak. Net bazda yeni bina kiralaması, satın alması net bazda olmayacak. Ha, Deprem nedeniyle büyük riski altında olan okulumuzda, hastanemizde kamu yerleşkesi de tabii ki yenilenecek. Hı hı. Tabii ki gerektiğinde yeni binalara çıkmaları gerekiyorsa ama biz zaten depremi istisna kıldık. Bakın, dolayısıyla kamuda tasarrufa başladık. 300 tane mal müdürlüğünü şu anda sessiz bir şekilde kapatıyoruz. O çalışanlarımızı alacağız, yeniden eğiteceğiz ve sahaya denetim elemanları, yoklama elemanları olarak süreceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz. Defterdarlıkla Vergi Dairesi Başkanlıklarını birleştiriyoruz. Çalışmamız devam ediyor. Yani kamuda idari anlamda, her anlamda bir tasarrufa gidiyoruz. Çünkü biz de tasarruf yapacağız. Harcamaları kontrol altına alacağız. Hı hı. Ama tabii ki verginin tabanını da genişleteceğiz, büyüteceğiz. Evet tasarrufa dair bir sorun size özel olacak ama öncesinde çok böyle cümle arasında değindiniz ama cımbızlanır çokça büyütülür bir konu. Bu borsa gelirleriyle alakalı bir değerlendirmeniz oldu. Bu paketin konusu değil. Şu andaki pakette böyle bir biz... husus yok. Birkaç husus var. Bakın tekrar. Buyurun. Asgari kurumlar vergisi var. ...çok uluslu şirketler için... ...kurumlar vergisi var, asgari. Hı hı. Ondan sonra bazı istisnaların... ...kaldırılması var. Şu anda... ...sermaye kazançlarının... ...ilave vergilendirmesi... ...ilave çalışma gerektiriyor. Evet. Hatırlarsanız, önerilerden... ...bir tanesi... ...işlem vergisiydi. Hı hı. Sonra işlemin... ...yüzde kırkına yakın... ...algoritmalarla... ...robotlarla yapıldığını biz... ...gördük. Onun arzulanan sonucu doğurmayacağına inandık. Hı hı. Ondan vazgeçtik. Ama altını tekrar çizeyim. Hiçbir alan hiçbir alan kayıt dışı kalmayacak. Bütün kazançlar makul düzeyde vergilendirilecek. Evet Bu borsa konusu stopaj yoluyla bir vergilendirme şeklinde. Detayları belli olmadığı için ha, bu en paketin üstü, konusu da bu değil. Bu paketin konusu değil. Sonraki paketlerde bunu çalışacağız diyorsunuz. Vergilendirilmemiş alan kalmayacak. Peki. Bakın, tekrar etsin. Vergilendirilmemiş alan kalmayacak. Tamam. Tasarruf konusuna gelecek olursak, vatandaşlardan ya da muhalefetten şöyle bir eleştiri zaman zaman duyuyoruz. Evet, e, meme Şimşek herkese kemer sıkın. Sıkılaşın diyor. Kendisi e, bu politikalara riayet ediyor mu? Yani Söylediğini eyleme dönüştürüyor mu? Örneğin e, tasarruf tedbirleri bağlamında bakanlıkta ne tür adımlar attı? E, çift maaş alıyor mu? Çift maaş alan yöneticileri var mı? Buna dair ne tür çalışmalar yapıyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim zaten çift maaş almam e, yani mümkün değil. Yani benim başka bir yerde bir görev almam mümkün değil. Kamu yani e, ben aslında büyük fedakarlık yaparak bu kamu hizmetini bir askerlik, yani mecburi askerlik hizmeti olarak görüyorum. Yani bir kere onun altını çizeyim. Yani ben e, ülkemi sevdiğim için e, şu anda bu sorumluluğu taşıyorum. Ve kişisel anlamda maddi ve manevi olarak büyük bir fedakarlık yaptığım çok net. Benim çalışma ekibimde olup da, kitlerde görev yapan arkadaşlar var ama zaten hazine temsilcisi atamamız gerekiyor. Bakın tekrar söyleyeyim. Türkiye'de kamu iktisadi teşebbüsler var. Yani kamu sermayeli şirketler var. Şimdi bu şirketlerin mali açıdan bunların sahibi hazine. Bunların sahibi milletimiz. Şimdi buralara biz temsilci gönderiyoruz. Bunlara gönderirken kriterlerimiz çok basit. Bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, genel müdür yardımcılarımız ve daha şey olursa daire başkanlarımız. Bakın tamamen liyakat üzerine. Bunlar niçin o görevleri yapıyorlar? Kamu'yu temsilen görev yapıyorlar, hazineyi temsilen o görevi yapıyorlar. O görev karşılığı kendilerine bir ücret ödeniyor. Beş yerde de görev yapsa sadece bir yerde maaş alabiliyor. Bakın bir. Çok önemli. İkincisi. Şu tasarruf paketinin yasa, yasası yakında meclise gidecek. Biz orada nerede görev alırsa alsın, kaç yerde görev alırsa alsın, en fazla bir maaş alabilir, iki, o maaşı da şimdi sınırlayacağız. Bir üst limit getireceğiz. Yani bazı kamu şirketlerinde üst, maaşın üst limiti yok gibi. Bir, hayır işte, bakın. Hı hı. İsterseniz, ben şimdi isim vermeyeyim. Hangi şirkette çalışırsanız çalışın. Veya Kamu adına diyelim ki hı hı. özel sektöre geçmiş olan bir şirkette temsil yetkiniz varsa oradan maaş alsanız dahi o maaşın fazlası hazineye gelecek. Bu bir. Dolayısıyla dikkat ederseniz bir, biz hazineyi temsilen üst düzey bütün arkadaşları liyakat üzerine görevlendiriyoruz. Bu aslında çifte sorumluluk demek. Bunu net bir şekilde ifade ettim ilave çalışma demek ve bunun karşına bir ücret, o ücreti sınırlayacağız. İsterse 25 yerde çalışsın, bir yerden ücret alabilecek. O ücrete de biz üst limit getiriyoruz, yakında meclise gidecek. Bu bir. İkincisi, taşıt konusunu benimle ilgili gündeme getirdiler. Ben gelirken ben, baktım, Togla geldiniz. Mercedes yok biz, herhalde artık. Biz değişik araçları kullanıyoruz, arkadaşların güvenlik kaygılarına göre. Ben Hazine Maliye Bakanı'yım. Milli Güvenlik Kurulu üyesiyim. Zırhlı araç tahsis edilmiş. Belli yerlere zırhlı araçla gidiyoruz. Belli yerlere normal hı hı. araçlarla gidiyoruz. O güvenlikten sonlu arkadaşlarımızın tercihiyle ilişkidir. Hı hı. Zaten bakanlar ve belli yine listede sıralanan devlet bürokratı. korunması gereken yetkililer Devletin üst makamları, Türkiye'de bir terör tehditi var. Onlara zırhlı araçlar tahsis ediliyor. Yarın Togun zırhlı aracı çıkarsa tabii ki Togun zırhlı aracını kullanız, Ben memnun olurum. Memnuniyetle. Ama şu anda yok. Dolayısıyla bu tür istismarları, bu tür popülizmi bir kenara bıraksınlar. Türkiye, bakın bu program çalıştıkça gerçekten tedirgin olan belli kesimler var kimler? Ay, anlatayım ben size. Buyurun. Geçen sene bu vakitlerde ne diyorlardı? Program yok diyorlardı. Sonra programın orada ortaya çıkmasıyla birlikte bu program çalışmaz dediler. Bu programa dışarısı içerisi ilgi göstermez, rağbet göstermez, para gelmez dediler. Son birkaç aydır Türkiye dövize yani Merkez Bankası o kadar döviz almak zorunda kaldı ki. Bu defa başladılar. Bu carry trade dediler. Ya bu paranın neredeyse dörtte üçü bizim şirketlerin ve vatandaşlarımızın TL tercihinden kaynaklanıyor. Sanki bu paranın tamamı sıcak paraymış dışarıdan geliyormuş gibi. Şimdi bu, bu, bu kesimler, bu kesimlere ne söyleseniz fayda etmez. Zaten ben genelde takip etmiyorum. Gerçekten etmiyorum. Ama bazen arkadaşlar bizimle paylaşıyorlar. Yoksa ben, nasıl karşılıyorsunuz? Ben mesela Çok, şu anda sosyal medyada başardık medy tweetiniz dahi ben baktım yani acayip bir eleştiri bombardımanına tutulmuş. Ben bu eleştiri nasıl karşılıyor? Sizin moral motivasyon açısından geriye mi itiyor yoksa yok yani ben duymuyorum. Politikamı doğru düzgün uygulayıp yoluma devam ediyor muyum? bizim bizim bir programımız var. Biz bu programı uygulayarak ülkemizin dengelerini kalıcı bir şekilde iyileştirme çabasındayız. Zor bir coğrafyadayız. Hakikaten ülkemiz ciddi yani dış kaynaklı, deprem kaynaklı, iç kaynaklı sorunlarla karşı karşıya. Şimdi bu sorunların üstesinden gelmek için biz ortaya program koyduk. Bu programı da güçlü bir şekilde uyguluyoruz ve bu program başarılı bir şekilde de şu anda ilerliyor. Şimdi bakın tekrar altını çizmek istiyorum. Vatandaşımızdan, entelektüellerden, bu işi bilenlerden yapıcı eleştiriler başımız üstüne. Ben yapıcı eleştirileri gerçekten bir rehber olarak görüyorum. Ve o kadar memnun oluyorum ki. Öyle kaliteli insanlar var ki. Bazen ziyarete geldiklerinde o eleştirileri sıralıyorlar. Veya sosyal medyada paylaşınca bana da gönderiyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Çünkü bize yani düzeltme imkanı sunuyor. Biz mükemmel değiliz. Öyle bir iddiamız da yok eleştirilecek mutlaka taraflarımız çıkacaktır. Mutlaka. Ben eleştiriyi rehber olarak ama bu eleştirici, eleştiri partizanca bakın yapılıyorsa ondan sonra kazanımlar görülmemezlikten geliniyorsa ben onlara tabii ki rağbet göstermiyorum, bakmıyorum, ilgilenmiyorum. Onun için dikkat edersen sosyal medyayı da takip etmiyorum. Yani buradan evet. da açık açık söyleyeyim. Ben hiçbir zaman yani şu anda sosyal medyada ben kimseyi Cumhurbaşkanımız dışında, cumhurbaşkan yardımcımız dışında ve bazı haber kanalları dışında hiçbir yeri takip etmiyorum. Dolayısıyla bakmam gerekiyorsa sadece, sadece o kısma bakıyorum. Onun için çok rahatız hı hı. çünkü günübirlik dedikodular üzerinden, tamam, partizanca yapılan işte paylaşımlar üzerinden biz bizim harcayacak zamanımız yok, enerjimiz yok. Biz güçlü bir şekilde bu programı uygulayacağız. Peki. ...enflasyonu da kalıcı bir şekilde düşüreceğiz. Peki. Son soru. Ee, bayramda Londra'daydınız. Yabancı yatırımcılarla bir araya geldiniz. Sonrasında ben... E, ...yabancı medya kuruluşlarını takip ettim. Birçok... E, ...haber içeriğine de konu oldunuz. Türkiye'nin gelişmekte olan... ...ülkelerden pozitif ayrıştığına dair... ...orada yorumlar da vardı. Sonrasında FAH toplantısı için... ...Singapur'daydınız. Asya'daki yatırımcılarla... ...bir görüşmeniz oldu... Öncelikle bu görüşmeler gerçekten yine Asya'da da bunu gördünüz mü? Türkiye'nin gelişmiş ülkelerden pozitif ayrıştığına dair bir tespit var mı? Yeni turlarınız devam edecek mi yabancı yatırımcının Türkiye'ye getirilmesi noktasında? Bayramın dördüncü günü ben Londra'ya geçtim. Hı hı. Sebebi de e, o yani İngiltere'nin Birleşik Krallığının önüne gelen bir düşünce kuruluşunda bir konuşmam vardı. Bir yuvarlatması daha sonra da ertesi ha. gün bir konuşma daha yaptım. O basına açıktı. Onun dışında e, önemli bir e, uluslararası yatırım bankasının e, yaklaşık yani dünyanın bütün önde gelen üst düzey e, yani e, fon yöneticileri vardı yani çok büyüklerin e, bana söylenen orada söylenen yani 50 trilyon doların üzerinde para yönetenlerin üst düzey yetkilerin tamamı oradaydı Bir günlük e, bir toplantı ona da katıldım e, ama sadece onlarla değil mesela Türkiye'nin ihracatına daha fazla, yani daha doğrusu Türkiye'deki, yani Türk şirketlerinin hem Afrika'da hem Orta Asya'da hem Balkanlar'da, yani dünyada e, üstlendikleri projelere finansman sağlamak, hem de hem de tabii ki e, Türk firmalarının Türkiye'de yapacağı projeleri, hayata geçeceği projeleri finansman sağlamak için mesela İngiltere Exim Bank'la bir araya geldim, genel müdürüyle evet. e, 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 e bir araya geldik ve programı anlattık kendilerine. Yani Sadece bir kesimle görüşmüyorum. Şimdi, biz listeden nasıl çıktık? Bütün bu seyahatlerde, bütün muhataplarıma ben Türkiye'nin programını anlattım. Yaptıklarımızı anlattım. Hiçbir yerden, ben daha önce de söyledim, bu ziyaretlerin amacı para devşirmek değil, sermaye devşirmek değil. Bunların amacı, Türkiye'nin çok güçlü bir hikayesi var. Nedir hikaye? Türkiye önemli bir ülke jeostratejik olarak çok değerli bir ülke. Çok büyük bir ülke. Potansiyeli inanılmaz bir ülke. 86 milyon nüfusu var. Şu anda kişi başı milli gelir 14 bin dolar civarı. Bakın kişi başı milli geliri 14 bin 15 bin dolar civarı olan ve nüfusu 86 milyon olan 3 tane ülke ancak sayabilirsiniz. 4 tane ülke sayamazsınız. Türkiye önemli bir ülke. Şimdi biz rasyonel politikalarla yapısal reformları bir araya getirdik. Çok güçlü bir hikaye ürettik. Bu hikaye başlangıçta tabii herkes temkinli bir şekilde yaklaşıyor. Ama biz sonuçları ortaya koydukça bakın sonuçları ürettikçe, başardıkça öyle söyleyeyimse bu programa olan ilgi artıyor. Bakın şimdi önümüzdeki dönemde göreceksiniz. Şu anda sıcak para gibi görünen para uzun vadeli enstrümanlara geçecek. Göreceğiz bakın. Birkaç ay sabredin. Bakın gelecek sene bu vakitlerden. inşallah enflasyon yüzde otuzlarının altına inmiş olacak. Ve Türkiye çok daha uzun vadeli kalıcı fon akışı artmış olacak. Biz zaten bakın Dünya Bankası gibi, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi, İslam Kalkınma Bankası gibi yani bu türden bankalarla biz zaten 3 yıllık program yaptık. Bu programlar çerçevesinde ülkemize önümüzdeki 3 yıl yani bu yıl dahil hı hı. 60 milyar doların üzerinde uzun vadeli ve son derece düşük maliyeti kaynak getireceğiz. Bakın şeyden bahsetmiyorum. Sıcak paradan bahsetmiyorum. Ama sıcak para şekil değiştirecek. Göreceksiniz. Sıcak para biz enflasyonu düşürdükçe çekici düşecek. Bakın iki gün sonra açıklanacak ilk düşüşü biz Haziran'da göreceğiz. Ama esas düşüşü, enflasyonda esas düşüş Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de göreceğiz. Ekim ayında enflasyon 40'lı rakamlara inmiş olacak. Eylül ayında bile inmiş olabilir. Bakın Eylül ayında yani Eylül ayı enflasyonu açıklandığında 3 Ekim'de belki 40'lı rakamları göreceğiz. Dolayısıyla enflasyon düşünce bu programa inanç daha da güçlenecek. Başardık tweetinin arkasındaki mantık şuydu. Buyurun. Biz uçağa binmeden önce bir paylaşım yapmam lazımdı. Ama resmi açıklama sonra gelecekti. Hı hı. Ama biz oradaydık. Toplantı kapalıydı. Size karar bildirildi. He. Yani biz oradaydık. Hiç kimsenin bir itirazı olmadı. Oy birliğiyle kabul edildi. Biz de tek kelimelik bir paylaşım yapıyoruz. Sevincinizi yani bunu, bunu, ifade edin. Gurur duymamız lazım. Asya'ya geleyim son bir şey. Buyurun. Asya'ya daha çok gitmem lazım benim. Özellikle Japonya'ya, Kore, Çin'e, Malezya'ya, e, oralara, Hong Kong'a e, gitmem gerekebilir. İnanılmaz ilgi var. Yani tahmin yani bir buçuk gün kaldım net olarak. Hı hı. Ve aralıksız, tamam mı? Görüşmeler Sabah, ya. yani toplantılar yaptık sabahtan itibaren ve inanılmaz ilgi vardı. Yani Asya ve sadece finans sektörü temsilcileri bir araya gelmedik. Reel sektör temsilcileri, şirketlerle bir araya geldik. Biz dijital dönüşümü nasıl sağlarız? Yeşil dönüşümü nasıl sağlarız? Bizim yeni sanayi politikası kapsamında, yıtak kapsamında yapmayı planladığımız yatırımları dışarıdan biz buradaki firmalarla nasıl ortaklıklar kurulabilir? Bunları teşvik edecek, bakın bizim program bu, hedeflerimiz bu. İlk yılda şu hedefleri başardık. Önümüzdeki dönemde şöyle bir dönüşüm başaracağız. Esas bu. Ve hikayeniz güçlü olunca işiniz çok rahat, çok kolay. O kadar rahatız ki şimdi. Yeni e, turlarda bu anlamda olacak gibi görünüyor. Çok teşekkürler Sayın Bakan, gerçekten oldukça verimli bir e, röportaj gerçekleştirdik, zira. Ee, ekonomi çevrelerine çokça mesajınız oldu. Ee, dilerim bu ekonomi programı da kısa vadede çok daha güzel sonuçlar doğurur. Zira hepimiz aynı gemideyiz. Çok teşekkürler. Efendim Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'le yaklaşık bir saat bir saati aşkın bir süredir ekonominin güncel meselelerine dair bir fikir alışverişi, bir röportaj gerçekleştirdik. Burada noktalıyoruz. Bir başka özel yayında görüşmek üzere.